Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkacak olan PUBG 2, PUBG Nev Stati ile karşınızdayım. Evet, adı değişik. İnşallah bu Türkçesini yaparlar, yoksa biz böyle gizli söylemeye devam edersek yandık yani. PUBG Nev Stati falan diyor adı. Şimdi hemen isterseniz hızlı bir şekilde geçelim, nasıl bir şey sizlere göstereyim ama videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tazik like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bilmezsek de yine aynı şekilde bana destek olabilirsiniz. Hem de daha fazla bu tür videolarımı kaçırmadan izleyebilirsiniz. Şimdi ben bugün sizlere göstereceğim PUBG bildiğiniz PUBG 2, yani PUBG'ye ait bu arada, haberiniz olsun. Şimdi belki bazılarınız diyecek bu PUBG nereden çıktı derseniz, eskiden PUBG Mobile'ın bir tipi versiyonu vardı ve kimse oynamadığı için kaldırılmıştı ve şu an PUBG Mobile onu yeniden geliştirip PUBG Nev Stati yaptı arkadaşlar. Yani direkt olay aslında böyle. PUBG Nev Stati ise PC PUBG akıcılığında oynanan bir oyunu. Hani mesela orada hareketleri, silah aldığınızda falan böyle acayip güzel yavaş modla elinize geliyor ya. Direkt o tarzda bir PUBG oyunu olacak bu. Hani bunun içinde mesela yeni gelen araçlar falan var, 2050'ye ait falan filan. Onları da sizlere göstereyim. İsterseniz ilk bir videoyu başlatayım aga ben sizlere. Şöyle hafif de az ses vereyim, benim sesimi bastırmasın. Hemen şöyle başlat diyorum. Şöyle PUBG Mobile logosu tabii ki de arada bak gibi geliyor. Uçağımızın kapısı açıldı. Atlıyoruz. Belki böyle bir atlama efekti de getirebilir, belli olmaz. PUBG Nev Stati. Yıl 2051. Aga Türkçe dubları dönecek bu. Scope'lar falan hani geleceğe yatırım yapılmış aga. Baksanıza bak. Akıcılık direkt böyle olacak. Hani PC PUBG'yi direkt oyuna yüklemişler diyebilirim. Camlar falan var. Cidden bu arada bu oyunda cam olacak yani. Hani mesela bir adam diyelim ki evden atlıyor, o camdan o kırılma sesi artık size gelecek. Ondan sonra burada mesela kitiri basıyor aga adam. Drone geliyor. Adam işaretli ve vuruyor. Daha sonrasında ise aga şu araca bir bak ya. Bak bir normal şu an PUBG Mobile'e getirmiyorlar. Yeni PUBG Mobile çıkaracaklar. Buna getirecekler. Bir de bu PUBG Mobile'in ön kayıt linkini ben açıklamaya koyarım. Hani oradan işte kayıt olmak isteyen arkadaşlar varsa direkt ön kayıt tuşuna bas da kayıt olabiliyorlar. PUBG Mobile çıktığında sizler işte Play Store'dan bir bindirim geliyor. Eğer ki hani basmak istersen, oyun çıktığında haberim olsun dersen, ben bırakıyorum onu ki haberin olsun ya. Oradan da kurabilirsin. Bence bir şey değil mi? Acayip acayip güzel. Hani aracın içi zaten bak şöyle göstereyim. Ben videonun sonunda bunu direkt korum bu arada, izlemek isteyen arkadaşlar olursa diye. Bak aracın içine bak aga. Bak şöyle bir dur. Hani aracın içi 2050. Hani mesela bizim şu an Türkiye'de çıkan araç vardı ya, elektrikle çalışan. Aynı onun içi gibi bir araç yapmışlar ve bence baya güzel. Hani silah değiştirme efektleri olsun falan olsun, hepsi PC PUBG'den alınma. Soldan bakarak ateş etme örnek veriyorum. Hani mesela PC PUBG'de soldan bakarak ateş ediyorsun. Böyle işte 3. şahısta gibi ateşler yok. 3. şahısta bakış yapabileceksin. Yani 3. şahıstayken dürbüne basarsan, örnek veriyorum şu el ya. Şöyle bakabiliyorsun. Eğer istersen silahın da scope'unu açabiliyorsun. 2 scope varmış gibi düşünebilirsiniz buna. Böyle bildiğiniz baya güzel geliyor hani. PC PUBG'yi direkt eklemişler. Ve süreli bomba 2050'ye özel. Böyle bir bombamız olacak bak. Pat bitti. Artı yeni devam şeyler. Araçların kapılarının kırıldığı bir PUBG Mobile yakında geliyordu. Aga şey gibi oldu bu, trailer seslendirme gibi. Tabii ki finalde de bir Pepsi. Yani içecek. PUBG Nev Stati 2021. Evet, hani direkt olarak olay aslında bu PUBG Mobile timinin değiştirilmiş versiyonu diyebilirim. Timin yerine Nev Stati yazılmış ve 2021'de çıkacak. Bence bu normal PUBG Mobile'da tutma ihtimali daha yüksek açıkçası bana kalırsa. Neden derseniz, bunun akıcılığı çok daha güzel olacak, fakat şöyle bir sıkıntı olacak. Hani PUBG Mobile'de herkes uzun süredir kullandığı hesap var, içi dolu falan filan, bilmiyorum o nasıl olur ama belki de PUBG Mobile düşüş yapacak ve PUBG Mobile 2 onu yükseltecek gibi bir şey olabilir. Hani herkes PUBG Mobile'ı bırakacak ama PUBG Mobile 2'yi oynayacak. Benim şahsi düşüncem öyle bir şey olur herhalde yani. Ama bir şey diyeyim mi, cidden her şeyi güzel yapmışlar. Burada işte havada drone falan geliyor. 2051 diyor. Bak lazerin şeyine bir baksana da. Tabi bu lazer mi holo mu daha tam çözemedim ama lazere benziyor.
Ne bileyim, scoop'u falan güzel yapmışlar. Hani işte motorun lastikleri falan neon mavili motorlu. Böyle baya baya hani 2050 yılının erenciliği yapılmış. Cam kırılma efekti bence acayip acayip güzel olmuş. Hani getirmeleri cidden gerekiyordu. Ben bunu eskiden zaten biliyordum. PUBG Mobile'ın TV versiyonunda camlar vardı. Hani onu o zamanlar oynayanlar denemiştir az çok. Hani sizlere demiş olduğum şey ise bu şekilde. Mesela 3. şanstaki dürbün açarsanız böyle bir dürbün açma efekti olacak. Hani eldeki silah skoburu değil de böyle bir açma efektleri olacak. PC Puff'te yanlış hatırlamıyorsam bu shift tuşuna basılarak yapılıyordu. Ondan sonra dürbün açmak için de farenin sağ tuşuna basıyorduk. Ya yani öyle bir şey. PUBG Lite'da da vardı hani bu efekt. Şunun elindeki silah büyük ihtimalle SKS ve 8x diyemiyorum. 4x de diyemiyorum ama SKS artı 4x olabilir. Bence bunları baya baya geliştirecekler. Fakat oyun bir tık da Call of Duty'nin tadına kaçıyor yani. Birazcık buradan sonrasında da. Kar 98 sesini de duydunuz bu arada. Orada o mevri değiştirirken duydum ben. Araç çok güzel. Bu da hiçbir lafım yok. Gelsin aga, TikToker'ların çok çok işine yarayacak, onu biliyorum. Daha sonrasında ise Call of Duty'den gelmiş bir özellik daha göstereyim sizlere. Bunu belki tam trailer'da görememiş olabilirsiniz. Hani böyle bir tane şey var. Açıyorsunuz ve pusuyorsunuz arkaya. Runik güçte buz duvarı açıp arkasında pusmak gibi bir farkı yok aslında. İkisi de ayrı şey. Hani PUBG'nin sesi bu şekildeydi. Umarım ki beğenmişsinizdir. Bence PUBG Mobile'da daha güzel bir oyun deneyimi yaşattırabilir diye düşünüyorum bize. Ama PUBG Mobile tabi bu akıcılığı koruması lazım. İşte hilelere falan engel olması lazım ki biz bu oyunu hani direkt oynayalım ki işte zevk falan alalım. Yani bence güzel olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Siz de düşünceleriniz yorumlar kısmında tabii ki de bekliyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki PUBG Mobile videoda görüşmek üzere ve kaçıyorum. Bay bay. And I got it on me, nigga, don't you fuck around. Moving with a stick, it's in the whip, not the shift. But I switch it to the beam when I'm standing on your ground. You should know the